Lihu mahus, biraz programda söylediğim gibi, kainatın her tarafında var olan şey. Evet. Hazreti Adem'e Cenab-ı Allah onu bildirmiş, eşyayı tanıtmış. Lehu mahuzda olan her şeyi Hazreti Adem biliyordu. Her şeyi. Bu nedenle şeytanın sorduğu her soruya Hazreti Adem cevap verdi. Evet. Bilmiyorum demedi. Çünkü Allah ona eşyayı, her şeyi öğretmişti. Şeytan bir ben bilirim, bütün meleklerin hocasıydı. Ben bilirim, o bilemez. O insan o çamurdan yapıldı. Ben ateşten yapıldım, nurdan yarattım, ben daha üstünüm diyordu. Hazreti Adem'e sorunca her şeyi o bilince şaşırdı. Cenab-ı Allah her şeyi ona öğretmiş. Levh-i Mahfuz'da olan her şeyi biliyor. Levh-i Mahfuz, kainatta olan her şey, internet gibi. Kainatta var zaten. Yani cennette orada burada saklı bir şey değil. Evet. Levha, hard disk gibi Levh-i Mahfuz. Ama herhangi bir yerde saklı gizli bir eşya değil bu. Kainatın her tarafında var bu. Nasıl ki dünyanın her tarafında internet var, kainatın her tarafında da levh-i mahfuz yazılı, levhalar, bütün bilgiler. Nasıl ki bir insanın anne rahminde spermle yumurtalık birleştiğinde oluşan zigot tek hücrede bir insandaki bütün şeyler burada yazılıysa DNA'sında, bu kainatta çalışan her şeyde levh-i mahfuzda kayıtlı. Olmuş ve olacak her şey burada kayıtlı. Levh-i mahfuzda. Sistem buna göre çalışıyor. Levh-i mahfuzda. Bilgisayar gibi çalıştırıyorsun. Bilgisayarda ne varsa onunla çalışıyorsun. Evet. Kainatın işleyişi de Cenab-ı Allah bu programa yerleştirmiş. Her şey ona göre çalışıyor. Herkes bu levh-i mahfuzdan istifade edebilir. Geçmişte büyük alimler çok istifade etmiş. Nasıl istifade etmiş? Adam herhangi bir konuda fizik alimi araştırma yapıyor. Rüyasında onunla ilgili rüyalar görüyor. Kalkıyor, hemen not alıyor, yazıyor, çiziyor. Başka bir ülkede başka bir kişi aynı konuda araştırma yapıyor. O da aynı bilgiyi alıyor. Bir buluşu farklı ülkelerde farklı kişiler aynı anda buluş yapıyorlar. Patent dairesine gidiyor, diyor ki ben şöyle bir buluş yaptım. Almanya'da birisi mesela böyle bir buluş yapmış. Fransa'da aynı kişi aynı tarihte aynı buluş yapmış. Aynı isim, iki isimle anılan böyle buluşlar var tarihte. Mesela Japonya'da makat maymunları var. Bu maymunların tüketmiş olduğu gıdalar tüketilince maymunlar açlıktan ölecek diye insanları bekliyordu. Çünkü yedikleri şey belliydi. Fakat oralarda Hindistan cevizi çok yetişir. Evet. Fakat maymunlar ondan istifade etmiyorlardı. Aniden birdenbire bütün maymunlar bu cevizi hiç yemezken birdenbire bu cevizi yemeye başladılar. Neden? Onların sistemine, beynine böyle bir sinyal. Onu da yiyebileceklerine dair bir bilgi. Değişti. Yani şu kadar bin yıldır aynı bölgede yaşayan maymun bu meyveyi yemiyor fakat birdenbire yemeye başlıyor. Yani değişiyor. Evet. Değişiyor. Şimdi insanlar levh-i mahfuzdan bilgi alabilir. Nasıl bilgi alacak? Zaten mesela Muhittin Arabi almış. Birçok geleceğe yönelik şeyler söylemiş. Veya Nostradamus söylemiş. Kahinler söylemiş, ilim adamları söylemişler. Ve halen söylüyorlar. İsrail gibi, Çin gibi, Rusya gibi, Almanya, Amerika gibi ülkelerde ilim adamlarının yanında bir de böyle kahinler konuşuyorlar. Eskiden Osmanlı zamanında da müneccim başı varmış. Ama bunun sonu tabii şeydenler oldu. Hurafeye girenler oldu. Hurafe ayrı bir şey. İlim yapmak ayrı bir şey.